Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hadler, cezalar, evlenmiş veya evlenmemiş olan kadınların halleri, hadleri ve cezaları. Yani zinanın kısımları, zina iki kısımdır. Birincisi evlenmiş olan kadın, ikincisi evlenmemiş olan kadının zinası. Evli kadın ve erkeğin zina haddi yani cezası, evlenmiş olan kadın ve erkeğe gelince onun haddi yani cezası recimdir. Recim, zina yapan kadın ve erkeğe zina yaptıklarından ötürü İslam devleti tarafından verilen ölüm cezasıdır. Halkın tamamı toplanıp zanileri taşlayarak öldürme fiiline recim denir. Bekar kadının ve erkeğin zina haddi yani cezası, evlenmemiş bekar olan kadın ve erkeğe gelince onun haddi de 100 sopa veya kırbaçla vücuduna vurmak. Ayrıca bir senede bir konak mesafesinde olan bir yere sürgün edilip garip bırakılır. Evli kadına ve erkeğe zina haddi cezasının uygulamanın şartları, evlenmiş olan kadın ve erkeğe had cezası uygulanması için gereken şartlar 4 tanedir. 1- Bali olmak, 2- Akıllı olmak, 3- Hür olmak, 4- Sahih bir nikah ile cinsi münasebette bulunmuş olmak. Köle ve cariyenin hadleri, cezaları, köle ve cariyenin haddi, hür olan kadının haddi, haddinin yarısıdır. Erkeğin erkekle hayvanlarla münasebette bulunmanın cezası, livata. Livata, erkeğin erkeğe birbirlerine arkadan temas etmesi, böyle bir fiil için Lut aleyhisselamın kavmi bundan dolayı helak olup yok olmuşlardır. Livata ve hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak da zina gibidir. Yani zina cezası neyse, zina cezası nasıl ise livata, hayvanla yapılan temasın cezası da recm etmektir. Fercin dışında cinsi münasebette bulunmanın cezası, her kim ki fercin dışında cinsi münasebette bulunursa bunun cezası o fiili yapan kişi tazir edilir, haddin en azı tazire ulaşmaz, tazir edilir, tazir edilmez, had edilir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.